Evet arkadaşlar, Şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Kendimi de görüyorum böyle de şöyle biraz derli toplu olayım. Evet arkadaşlar, yine Muhammed hocamız yok ama ruhaniyeti bizimle beraber. Yıldızlar en az bir doğu ve bir batı dilini öğrenir sloganıyla çıktığımız yolda arkadaşlar bugün yalnız yürüyoruz. Ama Muhammed hocamız her konuda bize yine destek olmaya devam ediyor. Önümüzdeki derslerimizde inşallah Negin Hanım'dan da yardım alacağız. Yine başka hocalarımızdan da aslında videolar çekmek istiyorum ama Muhammed hocamızla başladık. Ve yükünü de o çektiği için onunla devam ediyoruz. Tabii arkadaşlar, ileri seviye metinler biraz zor. Açıkçası yani ben bu eğitimleri almama rağmen anlatmanın ayrı bir sorumluluğu varmış. Bunu bir kez daha gördüm. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ve metnimizi hemen ben buluyorum. İleri seviye metinler. Şuradaki metnimiz nasıl başlıyordu? Saati falan diye başlıyordu. Evet, bu değilmiş arkadaşlar. Evet, işte bu. Arkadaşlar, metnimiz de geldi. Evet, uzun bir metin ama çok zor da sayılmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ileri seviye arkadaşlar, ne kadar düşünsek de düşünmeyle olmuyor bu iş. Hemen şuradan kaydımız zaten otomatik başlıyor. Hemen arkadaşlar, metnimizi gönderiyorum. Metnimiz geldi herhalde. Arkadaşlar, Muhammed hocamız olmayınca telaffuzlarda yanlış aklınıza kalmasın düşüncesiyle ben başlıyorum açıklayarak. Hemen doğrudan açıklamaya başlıyorum. Saati do, bade zor. Öğleden sonra saat 2 idi. But, ki, mobilem, telefon, mobil diyoruz ya arkadaşlar. Mobilem, zengzet, telefon kerden, telefon etmek arkadaşlar. Zengzeden yine telefon etmek, telefonu çalmak anlamında. Zeng telefonun vurdu diyor. Zeden vurmak. Zengin de zil anlamı var. Zil vurdu yani telefon. Telefonum çaldı diyor arkadaşlar. Deryek, celse-i idari arkadaşlar. Bir işte nedir? İş toplantısındaydım desek daha iyi olur sanki, bir kurum toplantısı falan ya da bir iş toplantısındaydım daha güzel olur kurum değil de biz de. Yani iş toplantısı. Bir iş toplantısındaydım, celse, toplantı, meclis arkadaşlar oradan geliyor. Reis daşt, müdür, patron, müdür arkadaşlar vardı. Sohbet mi kert? Burada arkadaşlar reis vardı değil de daşt sohbet mi kert an itibariyle konuşmak konuşuyordu gibi. Yani o darem mirem işte geliyorum arkadaşlar, mirem mirevem gidiyorum, bir de darem mirem var yani gitmekteyim gibi daha güçlü bir şey. Yani mesela yarın geliyorum da diyebiliyoruz ya mesela, ama şu anda geliyorum gibi der gibi böyle hareket halinde olmayı ifade eden bir kullanım. Daşten de kullanıyor. Burada reis vardı değil de patron, reis, müdür. Reis işte arkadaşlar, yani reis dediğin her şeydir. Bizim Türkiye'de de olduğu gibi. Nedir? Reis, patron, müdür, başkan. Tamam mı? An itibariyle yani konuşmaktaydı diyebiliriz. Konuşuyordu zaten, sohbet mi kert konuşuyordu. Ama burada biraz daha böyle an itibariyle konuşmaktaydı. Hani hareketin devam ettiğini, o hareketin içinde olduğunu daha da baskın, daha güçlendirmek için kullanılıyor. Aram, Arum, sakin ve aheste, yavaş, cevap dadem, cevap verdi. Sonra Bat, Sedayı Zenk, İmobaylem, Ra,
telefonumun zilinin sesi nedir? Sesini kat kerdem kapattım. Yani telefonu kapattım diyor arkadaşlar işte. Yani özeti bu. Evet. Pederi Hemserem, eşimin babasıydı. Hemserem Bud. Bemen bana dedi, İmşeb tevellüdü Hemseret est. Bu gece senin eşinin Hemser eş, hem aynı ser kafa, aynı kafayı taşıyan insanlar. Eşler yani. İnsanlarla niye evleniriz? Aynı kafayı düşündüğümüz için. Arkadaşlar, tabii evlendikten sonra aynı kafayı taşımadığımızı genellikle görürüz. Ama evlendikten sonra görürüz. Hani var ya, evlenin ya filozof olursunuz ya da mutlu olursunuz der gibi. Ya da şair olursunuz benim gibi. Evet, hani mutlu olursanız, yani işi kurtardınız, mutlu olamazsanız artık filozof olursunuz ya da şair olursunuz arkadaşlar. Evet, diyor ki bu gece eşinin doğum günüdür. Tamam, tevellüt, veletten geliyor arkadaşlar, mevlit ondan. Tamam. İmşeb tevellüdü, emseret eşinin doğumudur, doğum günüdür. Ve ma biz akşam yemeğine şam ve hane-i şoma sizin evinize miayim geliyoruz. Ahmet'ten gelmek miayim geliyoruz. Mesela biz geliyoruz. Bades telefonu pederi hemserem eşimin babasının telefonundan sonra artık dige harfayı reis patronun sözlerini nemi fehmidem anlamıyordu. Nemi fehmidem. Fehmiden anlamak. Fehm geniş zaman kökü. Nemi fehminem anlamıyordu. Artık bakın olumsuz cümlelerde dige genellikle artık anlamına gelir. Artık harfayı reis patronun sözlerini anlamıyordum. Çünkü o yıl hemserem eşimin ilk doğum günü. Evliliğimizden sonraki ilk, bak, bad ez izdivace mun, yani evliliğim, ev izdivac, izdivace man, evliliğimizden sonraki ilk doğum günü, eşimin ilk doğum günü idi ve ben tamamen kamilen yadem refte bu unutmuştum. Yadem refte bu aklımdan gitmişti gibi düşünün arkadaşlar. Unutmuştum. Ki anşep ki o gece tevellüdü hem seremest. Ki o gece eşimin doğum günüdür. Ben taşep kardeşten. Peki benim ta geceye kadar, geceye kadar, benim geceye kadar işim vardı ve fırsati bir fırsatı ne için? Ne için bir fırsatım daştem yoktu? Bir fırsatım yoktu. Hediye satın almak için. Berayı haridi hediye. Ve ez heme ve her şeyden daha önemlisi bu ki nemi danistem bilmiyordum berayı evvelin tevellide hemserem der ezengi müşterek iman çeçizi bayet behar. Arkadaş. Vallahi burada arkadaşlar müşterek iman ortak hayatımızda herhalde onu düşünüyorum. Ortak hayatımızda bir yanlışlık yaptıysam yazın arkadaşlar. Yanlış yaptığımızı düşündüyseniz, düşünüyorsanız yazın. Muhammed hocamıza sorarız.
Yani müşterek, iştirak oradan. Yani bizim diyor ortak hayatımız da eşimin ilk doğum günü için, yani hani birlikte ilk doğum günü, yani o evlendikten sonraki birlikte geçirdikleri ortak hayatlarındaki ilk doğum günü onu kastediyor. Nasıl bir şey bayet beharem satın almalıyım? Yani onu bilmiyormuş arkadaşlar. Nasıl bir şey satın alması gerektiğini bu ortak, yani ilk evlilikten sonrakini kastediyor işte. İlk doğum günlerinde ne alması gerektiğini bilmiyordum. Asıl önemli olan mesele bu. Allah yardımcısı olsun. Yani karısının doğum gününü unutan bir erkeğe diyormuşum. Ben de bu konularda işte iyi değilimdir. Zar küçük şeyleri dert etmez diyorum. Tabii aslında ama biz biraz daha köylü kafasında olduğumuz için önemsemiyoruz. Ama arkadaşlar tabii ki yine halisane niyetlerle doğum gününü kutlayan yıldızlara da bir şey demiyoruz. Gozes işte ezin. Bunun dışında domah piş, yani bir de böyle bir durum vardı diyor bunun dışında. İki ay önce domah piş, hemserem eşim tamamen yadeşbut, yani tamamen aklındaydı diyor. Onun aklındaydı. Ki tevellüdüm ben, benim doğum günüm hangi vakitte olduğu onun aklındaydı. Onun aklındaydı. Ve der şebi tevellüdem, benim doğum günümün olduğu gece beduni goften, söylemeden, bana söylemeden, bemen, bana söylemeden hemeyi hanevade, bütün aile ve dostanem, dostlarım ı radyoda davetkerde but davet etmiş idi ve ben kamilen gafil gir şöde bu dem ve tamamen bir sürpriz şaşırmıştım. Şaşkınlaştırmıştım. Yani gafil gir şöden orada sürpriz yapmıştı yani bana diyor. Ben tamamen bir sürprizle karşılaşmıştım gibi ne tercüme edebiliriz. Evet. Ama berayı tevellüdü onun doğum günü için babası beni aramış idi. Ve ben bana diyor da biz beni aramıştı diyoruz. Yani telefon etmişti anlamında burada. Zenkse'de bu. Bana telefon. Yani böyle de diyebiliriz. Bana telefon etmişti. Ve ben de der porkar terini ruzu hefte, haftanın en işi çok olan günü, yani en yoğun günündeydim diyor. Serem şlubu diyor, yani çok kafam, yani çok yoğunum, çok yoğundum diyor herhalde. Por çok iş, yani fazla iş. Por ter çok işi olma durumu. Porter daha fazla iş olma. Porter'in en çok işinin olduğu gün. İşte. O gün çok yoğunmuş arkadaşlar. Her şey emeçiz. Berayı harap şodenimem. Yani her şey diyor ki yani benim alt üst olmam için hazırdı. Yani benim bütün planlarımın bozulması için, karizmamın çizilmesi için mi diyelim artık. Orada biraz daha yani benim diyor bütün planlarımın alt üst olması için her şey hazırdı yani. Yani işlerimin alt üst olması desek daha iyi olur belki. İşlerimin alt üst olması için her şey hazırdı. Şöyle değil mi? Benim harapşeden bozulmak normalde. Evet ama burada tabii alt üst olması için. Yani benim düzenimin bozulması için
Yani işlerim ters gitti demek istiyor. İşte arkadaşlar, yani işlerimin ters gitmesi için her şey hazırdı diyor. Öyle diyelim. Ve her şekli ki her şeye rağmen, şekli ki bu, her şeye rağmen şeb kemi gece biraz daha erken, tamam mı? Zütter daha erken, biraz daha erken. Karem ra işimi tamam kerden bitirdim ve bad es kolli fikr kerden ve birçok düşündükten sonra, yani epey kafa yorduktan sonra diyebiliriz. Be evvelin mazai mazai furuşi nezdiki hane reften. Tamam. Bu B'yi anlamaya çalışıyordum da arkadaşlar, şimdi anladım. Diyor ki evin yakınındaki kumaş satan mağazaya, ilk mağazaya, birinci mağazaya, evvelin mağaza, birinci mağazaya gittim. Ve ba acele, aceleyle ilk mağazaya gittim, aceleyle bir parçayı giren kıymet, giren kıymet, pahalı fiyatı olan, kıymeti olan, çok pahalı bir, ne diyor, ve hoş renk, güzel renkli ve çok pahalı bir kumaş hariden satın aldım. Bastım parayı aldım diyor adam ya. Eşim her şeyin en iyisine layık demiş. Yaden bud aklımdaydı ki hem serem ez rengi benefş. Mor. Mor renginden eşim hoşeşmiyat. Hoşlanıyordu. Yani o hoşuna gidiyor. Biz orada hoşemmiyat hoşuma gidiyor. Hoşetmiyat hoşuna gidiyor. Hoşeşmiyat arkadaşlar miayet, yani hoşuna gidiyor. Evet. Hoşemun miyat, hoşetun miyat, hoşeşun miyat. Hoşumuza gidiyor, hoşunuza gidiyor, hoşlarına gidiyor. Benaberin, genelde ben tabii hoşeşmiyat ve hoşemmiyat onlara sık rastlıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bu yüzden hemen renk, aynı rengi hemen renk ra haridem satın aldım. Mağaza hayli şulubut. Mağaza çok kalabalıktı. Çen dakika, birkaç dakika muntezir munden, yani manden, manden kalmak, bekleyen kalmak. Yani bekledim. Muntezir şoden olur arkadaşlar. Evet. Hatta bekleyen olmak muntezir buden de olur. Bat sonra ba acele pulra ve sanduk dadem, demek ki aceleyle, sonra aceleyle parayı kasaya verdim, ödedim. Sanduk kasa arkadaşlar. Ve bir sandık var ya bizdeki, oradan geliyor zannediyorum ya da bizden geçti. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Parçera, evet, parçera, kumaşı ki furuşende der kağazi kadu piçi debut. Bakın parçera dediğine, ki dediğine göre onun sıfatı olacak arkadaşlar. Bakın furuşende satıcı, öyle bir film de vardı zannediyorum. Peki, satıcı hediye paketinde sarmıştı. Yani satıcının hediye paketine, tabii de değil de
ne olarak? Hediye paketine sardı kumaşı ve hune avordem eve getirdim. Der ra baskerdem der kapı arkadaşlar. Burada kapıyı açtım ve varit şodem ve içeri girdim. İçeri girmek varit şodem. Mihman ha misafirler guş ta guş. Kulak kulağa nişeste buden oturuyor idiler. Oturmuş idiler diyelim artık. Artık orada kucak kucağa oturmuşlardı falan demek lazım. Yani bizde çok kalabalık varmış. Onu kastediyor arkadaşlar zannediyorum. Evet, men yani bizde kucak kucağa diyoruz. Onlar da kulak kulağa diyor. Men aherin nefer buden. Ben son kişiydim. Baheme ahvel porsi kerdem. Herkesle hal hatır sorduk birbirimize diyor. Sordum. Herkese hal hatır sordum. Ahval porsi kerden hal hatır sormak. Huda hafızı kerden de uğurlamak, vedalaşmak falan gibi. Ve nişestem oturdum. Nişesten oturmak, nişestem oturdum. Bades şam, akşam yemeğinden sonra herkes kaduhayi şan. Hediyelerini, bak kaduha hediye, kadu hediye, kaduha, hediyeler, kaduha işan, hediyeleri, onların hediyeleri, ni, dadent, verdiler. Kendi hediyelerini verdiler herkes diyelim artık. Hemeyi kaduha, hediyelerin hepsi ziba buden, güzeldi, güzel idiler. Yani güzeldiler. Ahirin nefer, son nefes. Men budem bendim ki kaduyem hediyemra kaduyemra dadem verdim. Hemserem ba acele hoş hali ziyadi kadura baskert. Acele ve büyük bir mutlulukla arkadaşlar bakın hoş hali ziyad büyük bir hoş hal durumuyla yani büyük bir mutluluk ve bağ alaka. Bağ acele diyormuşum. Özür acele okumuşum. Ayını görünce acele okudum. Alaka büyük bir ilgi ve mutlulukla arkadaşlar hediyeyi bazkert açtı. Bazkert açmak bazi kerden oynamak. Vakti kadu baz şot. Hediyeyi açtığında yek defa heme sakit şodent. Bir kez bir defa herkes sakit şod sessiz oldular. Sakit şod. Sessiz olmak arkadaşlar. Yani ortalığı bir sessizlik kaplamış. Ben de ez taaccüp, ben de diyor taaccüp, acayip şaşkınlıktan huşkem zedabut, yani ben de diyor şaşa kaldım, şaşırdım, dilim damağım kuru diyoruz ya burada huşkem, huş kuru demek arkadaşlar. Yani ben de diyor şaşkınlıktan dona kaldım. Daha öyle şaşırıp kaldım işte diyor ya Yavuz Bülent Bakiler Üstadımız. Yani şaşırıp kaldım demiş. Becai an, parçayı, benefşi, giren kıymet. Pahalı, menekşe renginde yani mor o kumaşın yerine beca yer yerine çent metre birkaç metre parçayı sefidi mamuli sıradan beyaz kumaş vardı birkaç metre idi. Vardı diyebiliriz oraya. İdi, evet. Parçayı kefen. Oo. Yani parçayı şebihi.
kefen kumaşına benzeyen bir kumaş. Şebihi, orada bir terkip, parça şebihi. Terkip var mı yok mu bilemedim arkadaşlar. Bunu da parça şebih. Şebih zaten benzeyen demek biliyorsunuz. Evet. Onu bir soralım Muhammed hocamıza. Aslında böyle arkadaşlar sizden önce bir bakıyorum böyle bir hızlı bir şekilde de böyle çok bariz bir yer olursa soruyorum. Ama tabii metinle yüzleşince arkadaş ayrıntılarını hepsini açıklamak gerekiyor. Evet. Orada ne diyor? Parça-i şebi. Benzeyen kumaş kefen bezi. Yani kefen bezine benzeyen bir kumaş arkadaşlar. Evet. Kefen bezine benzeyen bir kumaş. Şebih-i terkip olmasa sanki daha uygun. Parça-i şebihi, parça-i kefen. Kefen kumaşına benzeyen kumaş. Çıkmış. Yani orada ünlem koymuş zaten. Heme-i dünya cülü cülüyü şeşmanem siyah şol. Evet. Arkadaşlar bütün dünya heme-i dünya yani dünyanın tamamı diyor gözlerimin önünden ve önünde siyahlaştı. Yani dünyam karardı diyor arkadaşlar. Yani karısına hani kefen bezi alır. Yani sen doğum gününde kefen bezi almış. O yüzden yani ya onun dünyası kararacak ya da onun dünyası kararacak. Öyle söyleyeyim. Evet. Hemen Mugi aynı anda sahibi mazai ki ez an parça ra haride budem. O mağazanın hangi mağaza? Arkadaşlar sıfatını vermiş. Diyor ki oradan diyor kumaşı satın aldığım mağazanın sahibi zengzet aradı, telefon etti ve dedi aga ramin. Ramin Bey, şoma iştibahi size yanlışlıkla parça-i ra kumaşı ki hanım ve ağayı berayı merasimi aç haride buden. Bir hanımefendi ve bey efendinin diyor haç merasimi için, hac merasimi için satın almış olduğu kumaşı yanlışlıkla siz borde it götürmüşsünüz. Borden götür, borden götürmek, ber, geniş zaman kökü, borde götürmüş, borde it götürmüşsünüz siz. El an, şimdi kesira mifresten birini gönderiyorum. Ama nasıl birini gönderiyor? An parçara ve giret o parçayı alsın ve giret alsın ve o kumaşı alsın ve sizin kumaşınızı beya voret. Avordem, aver. Burada tabii şeyle geldiği için, emir kipiyle geldiği için nedir? Avorem, averem, averi, averet. Yani bey averet oluyor emir kipide. B geliyor başına. Geniş zaman çekiminin. Evet. Onu diyor. Evet getirsin diyor. Evet. Yani o kumaşı arkadaşlar diyor sizden o kumaşı getir.
kredisini alsın, işte birini göndereceğim o kumaşı alsın ve sizin kumaşınızı da nedir getirsin. Vay be. Evet arkadaşlar, yarım saati geçti herhalde. Kolay değil arkadaşlar yani. Vallahi ileri seviye metinler adamı yoruyor. Evet arkadaşlar, gecenin ilerleyen gece yarısında çektim arkadaşlar. Ben böyle videoları da kitapları da gece yarısında yazıyorum. Yine kitaplardan birisinin adını da Gece Yarısı Rubaileri koydum. Hep böyle gece yazdığım şiirleri içine aldığım için. Evet, Gece Yarısı Rubaileri. Bu da Gece Yarısı dersleri gibi oldu. Evet arkadaşlar, müzikle şiir aşkı, Özgürce Şiirler, Özgür Çoban uzantılarından bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İstiyorsanız arkadaşlar, yoksa sıkıntı yok. Evet, yıldızlar güzel işler yapanlara destek olur, onların yanında yer alır. Ama tabii Türkiye'de arkadaşlar kalitenin çok da bir kıymeti yok. Ama tabii kıymeti yok diye bazı yıldızlar değer vermeyecek anlamına da gelmiyor. Evet, son olarak yıldızlar yükselişi engellenemeyen, sadece geciktirilebilen insanlara denir diyerek arkadaşlar hepinize Özgür Çoban iyi günler diler.